Merhaba sevgili satranç severler. Yayını başlattım zannettim, başlatmamışım yani çekimi. Evet, Richter Rozier. Bu aralar Kramnik benim için moda olduğu için Richter Rozier oynuyorum. Kramnik'in açılışlarını oynuyorum, onu inceliyorum. Figeo Duvariant ilginç variant. Vezir A5 oynanabiliyor. Vezir A5'e at, DB5 var. İlginç bir variant. Ben şimdi dragona çevirmiş oldum. Fil C4'lü dragon oldu. Burada kale B8 Çin dragonu. Kale C8 bildiğimiz normal dragon. At A5'e devam edeceğim burada. At C4 gelmek için at E5 yerine. H4'e H5. G4. At B3 alalım. Evet, bakalım neyle alacak. Sonra vezir A5 gitmeyi planlıyorum. GH5'e at H5 var her zaman. At D5'ler var. At D5'te de açmazda olduğu için kesmiş oluyoruz. Şimdi şah B1 oynarsa kale E8 oynayacağım. Çünkü at D5'e vezir D2 alabiliyorum. E7'yi alamıyor. Evet, G5'e at H7 oynayacağız. Flaş 6. G4'ü alıp devam edebiliriz aslında. H5'e de at H5 çünkü vezirim 5. yataydan koruma yapıyor. G7 alırsa şah G7 tabii ki. Buna da GH5 bile alabilirim. Neden GH5 bile alabilirim? 5. yataydan vezirim koruma yapıyor. Vezir G5'i kesiyorum. B4 oynayabilir mi sadece, ona bakmam lazım. Çünkü vezir G5 mat istiyor. Ama at H5 de ilk planım benim. Fil G4. Evet, şimdi nasıl devam edeceğiz? Burada. E5 oynasam diyorum. At nereye kaçacak? At nereye kaçacak? Önemli tabii ki. Fil G7. Tabii ki şah G7 almam gerekiyor. Kale G4'de E4'de al. D4'de alacağım. Şimdi vezir D4'de vezir E5 kapatabilirim. Çünkü kaleyle alıyorum en son yine. Piyonunu alırsam kale H5 var çünkü. Bir piyon önde çıktık. Evet, kale H8. Şimdi at F6 dönebilirim. Vezir F4'de vezir istiyorum. Kaleyi istiyorum. Değişecek. Ya da vezir D4 şah çekecek. Vezir F6 oynayabilirim ona. At F6 da oynayabilirim aslında ama vezir at F6, at D5 şu an için oynayamıyor. Vezir G5'ten dolayı kale istekte. Evet, kaleleri değişeceğiz. Ya da kale G1 kaçacak bilmiyorum. İkisini de yapmadı. Kale H1 de ilginç hamle. Şimdi kale at D5 istiyor. Kale C5 oynayalım. At D5'e kale D5 alacağım. Tabi at D5'e vezir 4 de vardı arkadaşlar. Şimdi burada biraz hızlı oynamam lazım. 22 saniye.
Bayram düşünme oynayabilir. Alana kadar ben. Evet, bayrağımız düştü. Biraz hızlı oynamam lazım. Kramnik gibi oynayan derken rakip Kramnik gibi oynuyor. Berlin savunması. Hadi oyun sonuna girelim. Evet, burada fil çiftini hızlı bir şekilde alabiliyoruz fileye de oynarsa. Ama file 6 oynuyorlar genelde. Peki. Fil D2 oynayalım. Biraz farklı oynuyoruz. Şimdi H3 oynayalım. G4 oynamak istiyorum. Şah G2. H5'e F3. Fil E3 oynayacağım. B6 sürecek herhalde. Fil C5'i de kesmek için. F4, F5 fikriyle devam edelim. Evet, at e4 geleceğim. Fil d5'e c4 oynayacağım. D5'e gelirse c4. Şimdi at c5 de oynayabiliriz. At g5 de oynayabiliriz. Bir a4 oynayalım. Şimdi a7'yi almak istiyorum. Çünkü b6'ya. Evet, şimdi at c5 gelebilirim. Fil c8 gelecek. At c5. Fil c8'e şah e4. Ama şah e4'de g4 boşta kalıyor. Peki fil f2 de oynayamıyoruz galiba. At d3 gelsek fil nereye katacak? Yine gelelim. Şah e4 oynamak istiyorum. B5 de burada parçalama fikri olabilir. F5'i sürdüm artık rahatım. Şimdi atı koyacağımız yer önemli. D5 karesi hedefimiz. F6. Peki bunu alsak at e4 mü at g4 mü? At g4 gidebiliriz. At e4 çünkü şah ata bağlı kalıyor. Yani ters renkli fillere girersek beraber olacak. O yüzden fil f2 oynayalım. Fil h4 gelme fikrim olacak ama at e3 at d5 de oynayabilirim. Şimdi at e3. At d5.
Fil G3 istiyorum. Peki bir fil G3'e şu kovalım. Şimdi fil E5 oynasak. Ya da şöyle D3'e gelsek. Neden böyle bir şey yaptı? F6 süreceğiz. Şimdi buna D6 süremiyorum galiba. Peki fil B2 gelsem. İlerleyemiyoruz. Berabere oldu galiba. Bir maç daha yapalım. Yine Richter Rauser oynayabiliriz. Bakalım ne oynayacak. Burada vezirini alıp vezir D8'i geri çekiyoruz. Sonra fil E7 çıkıyoruz. Ama D4'ü almak istiyorum tabii ki şu an. Vezir D8. Fil E7. B5, vezir B6 da oynayabilirim artık. B5. H4 G5 sürmeye çalışacak ama şu an G5 süremiyor yine. H1 boşta. H da almak isteyecek. İlginç. Alalım bakalım. Şimdi kalede 8 istiyorum. Vezir hiçbir yere kaçamıyor. Vezir geri kaçmak zorunda. Kalede 8. Nasıl devam etsek? Bunu alırsam F2'ye açılacak. Onu istemiyorum. B4 süreyim bir ya. Şimdi A4. Bunu alacağız. Almalıyız onu.
FTK'ini açıyordum. Şimdi B3 bir tehdit. Çünkü D3'ü zayıflatıyorum. A ve C dikeyini açıyorum. A3 diğer bir fikir. Siyah kaleleri zayıflatıyorum. Fil F6 şah E7 gelebilirim. Fil F6 sonra şah E7. Şahım gayet güzel bir yerde. D5 kalesine ulaşmaması gerekir. Burada B3 fedası. Ama vezir B4 istiyor. At A5 oynasak B3 fikriyle. Belki kale D6, kale C8, şah F8 dönebiliriz. At D3 oynamak istiyor. Kale D6, at D3'e B3 oynayacağım. Şimdi böyle gelebiliriz. Kale C2 fedası da ilginç. Şah da F8'e kaçabilirim. Şimdi vezir C8 şah fikri var. H4'ü alsam, vezir C8'e fil D8 oynasam. E5'i alıyor o da. E5'i alması hoşuma gitmedi. Şimdi böyle geleceğiz. İlerliyoruz. Eyvah eyvah eyvah. Zor bir konu değil mi? Zor bir konu ama bayrağını düşüreceğim. Bayrağını düşürdüm. Evet arkadaşlar, devam edecek pratiklerimiz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.